Merhabalar Konya Doğaşehir'den herkese. Bütün zamanların en iddialı pencere altın testine hoş geldiniz. Videoyu bir ay önce falan çektik. Burada değil ama. Mimarlık'tan Mimar Gizem Hanım'ın özel isteğiyle yaptığın pencere fitillerini özellikle bir yalıtım testine sok dedi. Biz de yalıtım testine soktuk. Şimdi hep birlikte izleyeceğiz. Yalnız öncelikle şunu söyleyeyim. Pencere tamirlerine çağırdığınızda mutlaka ve mutlaka pencerenizdeki yapıştırmış olduğunuz bantları, süngerleri sökün. Ayrıca pencere önlerini açın, perdelerini olabildiği kadar çekin. Bunlar önemli. Bu konularda yani ihmale gelmez. Kesinlikle böyle pencereler kirlenmez, batmaz diye bir şey yok. Pencere tamiratında. Gerçek bir pencere tamiratında bunların hepsi olur. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Hemen testimize geçelim. Buranın fitilini değiştirdim. Şu içindeki fitili değiştirdim. Şurayı değiştirdim. Şura sabit camların fitilini değiştirdim. Orayı da değiştirdim. Şimdi suyu açtım, bakacağız. Şimdi bakın buralarda hiç böyle su herhangi bir şey yok. Toz, tamam mı? Birazdan bakacağız. 3 dakika izleyin. Komutanım orayı da açar mısın? Burayı da aynı şekilde yaptık. Burada da hiç böyle su herhangi bir şey yok. Şimdi komutanım iyice kapatın, suyu tutacağım. Yani sabit camları her tarafını fitilini değiştirdik şöyle. Bir taraftan şöyle bakalım. 40. saniyede tutmaya başladık. Burası şu duvara yakın olan pencere. Komutanım öbür tarafı da kapatın da oraya da su tutacağım. Üç dakika suyu tutun dediniz herhalde, yanılmıyorsam. Evet. Bu taktığımız fitil Pan 02. Yani çok kaliteli bir fitil. Şuna da tutalım. Yani aşağı yukarı 1,5 saattir uğraşıyoruz. Ne zaman geldiğimizi biliyorsunuz. Şimdi buna da tuttuk. Şuna daha çok tutalım. 1,5 dakika oldu neredeyse. Yani hemen hemen hiç böyle bu kadar yağmur vurmaz biliyorsunuz. Yalnız bu sinekliğin şurasına çok su doluyor. Ben buna bir delik deliyim. Şunu. Evet. 2 dakika oldu Gizem Hanım. Şuna biraz daha tutalım. Yani fitilleri, sabit cam fitillerinin olduğu gibi değiştirdim. İptalıyım inşallah. Mahcup olmayız. 2 dakikayı geçti. Evet. Şunu az daha tutalım. Evet. 3 dakika oldu Gizem Hanım. Az daha şöyle tutalım. Evet. Şimdi suyu kapatayım. Bakalım bir. Evet.
Evet. Şöyle az daha alalım. İçeriye su aldı mı komutanım? Yok değil mi? Yok inşallah. Yani şöyle gözle gözüken bir yer yok. Şimdi açtığımızda su gitmemesi için buraları siliyoruz. Şöyle kuruladık. Burayı da siliyoruz şöyle. Evet. Şimdi içeriden açıp bakalım Gizem Hanım. Komutanım açar mısın kapıyı? Ha, aç komutanım. Gizem Hanım yani şöyle bakın bir damla bile su yok. Şöyle bakar mısınız bakın. Bakın hala toz var gördünüz mü? Bir damla bile su almamış. Alması diye Gizem Hanım inşallah bu fitiller yani doğramada çok güzel bir şekilde basıyor. Şuna bakalım. Evet Gizem Hanım bu da aynı. Ya şuradan az bir şey almış ama o su tahliye deliği şey yapar yani onu dışarı atar. Şurada hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok yani. Şöyle gayet güzel yani. Su alsa burası böyle böyle vıcık vıcık su alır o kadar suya doydu. Komutanım bir de iskarpiye ile bir tahta verir misin bana? Şöyle kamerayı şimdi şuranın da fitillerini değiştirdim. Bakın şuraya su almış mı? Buna bakalım. Bu camlarına hep söktüm. Burada da bir şey yok. Kesinlikle burada da bir şey yok. Dışların falan fitillerini değiştirdim. Yani yapılabileceği en güzel işçiliği yaptık. Aşağı yukarı 1,5 saattir uğraşıyoruz. Bizden bu kadar Gizem Hanım.